Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 15 dakikada uygarlıkları öğreniyorum soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Yine çok kısa zamanda çok önemli işler yapacağız ve soru çözmek bizim için çok ama çok önemli bir etkinlik. Çünkü soru çözdüğümüz zaman öğrendiğimiz bilgileri pekiştiriyoruz ve öğrenmeyi kalıcı hale getiriyoruz. Bir konuyu öğrendikten sonra yapmamız gereken şey öncelikle tekrar etmektir o öğrendiğimiz bilgileri ve ardından soru çözmektir. Böylece az önce de dediğim gibi öğrendiğimiz bilgiler kalıcı hale gelir ve asla ve asla unutmayız. Hadi bakalım şimdi soru çözümümüze <laughs> Soru çözümünden önce Anadolu ve Mezopotamya'da kurulan medeniyetlere bakalım. Çünkü konumuz uygarlıkları öğreniyorum. Anadolu ve Mezopotamya'da birbirinden özel ve güzel medeniyetler kurulmuştu. Anadolu medeniyetlerini ve Mezopotamya medeniyetlerini şöyle kısaca bir hatırlayalım. Anadolu medeniyetleri deyince aklımıza hangi kod gelecek? Tabii ki de sevgili arkadaşlar Filhu. Şöyle yapalım hatta. Filhu kodu gelecek. Filhu kodu bizim için çok ama çok önemli. Çünkü Anadolu medeniyetlerinin e, isimlerinin baş harflerini bir araya getirince filhu oluyor. Ve böylece Anadolu medeniyetlerini aklımızda kolay bir şekilde tutuyoruz. F. filikler, I. İyonlar. L. Lidyalılar. H. Hititler. Ve U ise tabii ki de Urartular. Urartular bizim için çok ama çok önemli bir uygarlık. Peki Mezopotamya uygarlıklarını hangi kodla aklımızda tutacağız? Onu da bas koduyla aklımızda tutacağız Babil, Asur ve Sümerler olarak. İyonlar ne yapmıştı? ticarette ileri gitmişlerdi. Özellikle deniz ticareti yani kolonizcilik faaliyetleri yapıyorlardı ve başkentleri belirli bir başkentleri yoktu. Şehir devletleri polis e, adı veriliyordu şehir devletlerine. Şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdi ve Efes millet oluşu önemli şehir devletleriydi. Bilim, sanat, kültürde özgür düşüncede gerçekten çok ama çok ileri gitmişlerdi. Özellikle işte tarih alanında Herodot tıp alanında Hipokrat gibi çok önemli bilim insanları bu özgür düşüncenin olduğu İyonlar döneminde e, ortaya çıkmıştı. E, Lidyalılara baktığımız zaman ama takas usulüne son verip parayı kullanmışlardı. Yani parayı icat etmişlerdi. Bu bizim için çok ama çok e, önemli bir gelişmeydi dünya tarih açısından. E, Lidyaların başkenti e, sarttı ve kral yoluyla ticaretini de geliştirmişlerdi. Lidyalılar sayesinde artık işte al elmayı, ver domatesi, al soğanı, ver patatesi şeklinde bir alışveriş yok. Lidyalılar sayesinde artık ne oldu? Ticaret gelişti ve ver parayı işte al elmayı, ver parayı işte al soğanı, bu şekilde ticaret e, dünyada artık o tarihten sonra oluşmaya başladı. Yani parayı veren artık düdüğü çalıyor arkadaşlar. Friklere baktığımız zaman başkentleri Gordion'dur ve tarım ve hayvancılıkta ileri gittiler. Tarımı koruyan kanunlar ortaya koydular. Kral Midas en önemli hükümdarlardır ve kulakları biraz uzun olduğu için eşek kulaklı Midas olarak da bilinir. Fibula adı verilen çengelli iğneyi ilk kez yine filikler kullanmışlardır. Yine tapates adını verdikleri halıları da önemlidir. Madencilik, dokumacılıkta ileri gitmişlerdir. Hititlere baktığımız zaman Hititler anal adını verdikleri yıllıkları yazmışlardır. Tanrılarına hesap vermek için bu da Objektif tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul edilir. Tabii ki de Hititlerince aklımıza Kadeş Antlaşması gelecek. Tarihteki ilk yazılı antlaşmadır ve çivi yazısı ve hiyeroglif yazısını Hititler kullanmışlardır. Başkenti de Hattuşaş'tır. Çorum yakınlarındaki. Urartular deyince Van Tuş baktımıza gelecek. Madencilikte özellikle kaya madenciliğinde ileri gitmişlerdir. Oda şeklinde mezarları vardır. Kale su kanalları ve barajlar yapmışlardır ve Şamran adını verdikleri su kanalları günümüzde hala kullanılmaktadır geçtik Mezopotamya Mezopotamya'da tabii ki de Sümerler çok ama çok önemli bir uygarlıktır. Yazıyı bularak tarihi çağlara geçmemizi sağlamışlardır. Sümerlerin kanunları önemlidir. Tekerleği icat etmişlerdir. Takvimleri vardır ve zigurat adını verdikleri çok amaçlı tapınakları vardır. Sümerlerin işte tablet evi, tapınak, tablet evi dediğimiz okul, işte tapınak yine gökyüzünü inceledikleri Zigguratların en üst katında yer alan Gözlem evi, ziguratın önemli bölümleri arasındadır. İşte az önce de söylediğim çok amaçlı yapılardır. Ziguratlar depo olarak kullanılmaktadır. İşte tapınak olarak, ibadethane olarak kullanılmaktadır. Yine okul olarak yine gözlem evi olarak da kullanılmaktadır. Gözlem evinin bir diğer ismi ise rasathane. Babillere baktığımız zaman tabii ki de Hammurabi adı verilen çok sert bir hükümdarı var. Kısasa kısas kanunlarıyla ünlü. İşler kapısı önemli ve Babil Nasmu Bahçeleri ve Babil Kulesi de önemli mimari eserleriydi. Asurlar baktığımızda Karun Kaniş Ticaret Merkezi bizim için çok önemliydi. Kütüphanecilikte ileri gitmişlerdi ve e, Anadolu'ya yazıyı ticaretle Asurlar getirmişlerdi. Hadi bakalım bu bilgilerin ardından şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuz sıfırdan 5'e Sözel Kitabımızda sayfa 191'de yer alan 5. soru. Bakın 0'dan 5'e e, Sözel Kitabımızda sayfa 191'de e, yer alan 5. soru. Önce soru kökünü okuyoruz ve olumsuz bir soru kökü. Verilen bilgilere göre Sümerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Sümerler tanrıları için zikurat adı verilen 7 katlı tapınakları inşa etmişlerdir. Bu tapınakların alt katı depo, orta katı tapınak ve okul, en üst katı da gözleme olarak kullanılmıştır. Ziguratlardaki gözleme sayesinde ay yılı esasına dayanan takvimi bulmuşlardır. Güneş sistemindeki 5 gezegeni keşfetmişlerdir. Az önce zaten ziqquratlardan biraz bahsetmiştik Verilen bu bilgilere göre Sümerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Astronomi biliminde ileri gitmişlerdir. Evet, ulaşılabilir. Çünkü gözlemevi sayesinde ay yılı esasına dayanan bir takvim yapmışlar ve ayı incelemişler. Gözlemevi o yüzden çok önemli. Dini inançları için yapılar inşa etmişler. Evet, bakın tapınaklar e varmış buranın içerisinde. Eğitim faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Buna da ulaşırız çünkü okul da yine burada yer alıyor. Farklı uygarlıklardan kültür alanında etkilenmişlerdir. Hayır buna ulaşamayız. Bununla ilgili verilen metinde bir bilgi yok. Bu yüzden cevabımız D. D diyen arkadaşlarımızı kutluyorum. Yukarıda verilen Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarına ait haritaya bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bakın Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının haritası burada verilmiş. Anadolu birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Evet bakın burası Anadolu hatta şöyle yazalım. Anadolu Yarımadası. İyonlar, Lidyalılar, Frigler bakın pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Buna ulaşabiliriz bu haritadan. Hititler diğer uygarlıklara göre daha uzun süre hüküm sürmüştür. Hayır buna ulaşamam çünkü Hititlerin kuruluş ve yıkılış tarihleri burada belirtilmiyor. Yerleşim yeri olarak genellikle bakın nehir ve deniz kenarları tercih edilmiştir. Evet, bakın Babiller işte e, Fırat ve Dicle nehirlerinin kenarlarında yine Asurlar, Sümerler hep buralarda kurulmuş. Yine işte ...Kızılınbağ'ın kenarlarında Hititler, İyonlar yine Ege Denizi'nin kenarında kurulan önemli e, uygarlıklar arasındadır. Buna da ulaşırız. Mezopotamya uygarlıkları kara ticaretine ileri gitmişlerdir. Hayır, burada ticari gelişmeyle ilgili bir bilgi yok. Buna ulaşamayız. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyordu. 1 ve 3'e ulaşırız. Yani cevabımız B seçeneği. Soru çözümümüze tüm hızımızla devam ediyoruz. Evet, Tomuş ve Tongül'ün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde aşağıdaki uygarlıklardan hangisine ait eser görmesi beklenemez diyor... Hadi Tongül müzeyi gezelim diyor Tonguç ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gidiyor. Gerçekten çok önemli bir müze e ne olacak? Anadolu Medeniyetleri'ne ait eserleri görecek. O halde burada Anadolu Medeniyeti olmayan e, bir uygarlığa ait eser. Olamaz zaten. E, ne olacak? Anadolu medeniyeti olmayan uygarlığı çıkartacağız. Urartlar Anadolu medeniyeti. İyonlar Anadolu medeniyeti. Filikler Anadolu medeniyeti. Yine işte buraya da yazmıyor ama Lidyalılar yine Anadolu medeniyeti. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bu arada yoruma Anadolu medeniyetlerinden bir tanesini de yazmanızı istiyorum. Asurlar burada Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde eseri olmayacak bir uygarlıktır. Çünkü Asurlar Anadolu değil Mezopotamya medeniyetidir. Evet verilen Mezopotamya uygarlıkları ile Ait olduğu özellikler aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir diyor. Hemen bakalım. Sümerler, Asurlar, Babiller. Sevgili arkadaşlar, Sümerler deyince aklımıza ne gelecekti? Tabii ki de zigurat adı verilen yapıları inşa ettiler. Sümerler deyince aklımıza ziguratlar gelecekti. O zaman bir B hatta buraya da şöyle bir olarak yapalım. Asurlar, Asurlar dünyanın ilk kütüphanesini Ninova'da kurmuşlardır. Ve kütüphanecilikte çok ileri bir medeniyettir. Bu yüzden Asurları hemen böyle yanına A harfini yazalım ve buraya da 2 e, rakamını yapalım. Babillere baktığımız zaman Hamur abi kanunlarını yazmışlardır. Zaten Hamur abi Babillerin çok ünlü bir e, hükümdardır. hükümdarıdır. Bu yüzden C'ye de hemen şöyle 3 üç, 3 yazalım. Buraya da Babillerin karşısına da C yapalım. Sorumuzun doğru cevabı C'dir sevgili arkadaşlar. C seçeneğinde doğru bir şekilde uygarlık ve uygarlıklara ait özellikler eşleştirilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Hipokrat, Pisagor, Herodot ve Diyojen nokta nokta döneminde yetişen önemli bilim insanlarıdır. Tabii ki de özgür düşüncenin olduğu ve çok önemli bir Anadolu medeniyeti olan İyonlar döneminde Hipokrat, Pisagor, Herodot ve Diyojen yetişmiştir. Bu yüzden boşluğa hemen şöyle İyonlar yazacağız ve tabii ki de ...aşağıdaki uygarlıklardan hangisi boş bırakılan yere gelmelidir? İyonlar onlar dedik. Cevabımız C seçeneği. Verilen kavram ile ait olduğu uygarlık eşleştirildiğinde... Aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Kadeş Antlaşması, kolonicilik ve fibula. Bu kavramlar verilmiş ve e, ait olduğu uygarlığı eşleştirmemizi istiyor. Kadeş Antlaşması deyince aklımıza ne gelecek? Tabii ki de Hititler gelecek. E, deniz ticaretiyle İonlar uğraşmıştı ve fibula çengelliği neyi? Firikler bulmuştu ama burada Babil'lere ait bir bilgi yok. İşte Hamur abiden bahsetmiyor, Babil kulis demiyor, Babil nasıl maçları demiyor. Bu yüzden cevabımız A yazının icadının gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir. Hemen bakalım. Şimdi yazının icadının bilgi aktarımının kolaylaşması, medeniyetler arası etkileşimin artması, ticari faaliyetlerin başlaması bilgilerin saklanabilir hale gelmesi. Yazının icadı ile birlikte bilgi aktarımı kolaylaşmıştır ve bilgiler daha kolay bir şekilde aktarılabilir. İşte hale geliyor çünkü ne oluyor? Yazılı bir şekilde saklanıp bir yerden işte başka bir yere ulaştırılıyor ve gelecek nesillere bilgiler daha kolay bir şekilde aktarılıyor. E medeniyetler arasında etkileşim artıyor, iletişim artıyor çünkü. Ticari faaliyetlerin başlamasının bununla bir ilgisi yok ve bilgiler yazılı e, hale gelince saklanabilir ve tabii ki de aktarılabilir hale gelmiştir. Bunu az önce de e, değinmiştik. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 4'ün olduğu D seçeneğidir. Tablodaki bilgiler doğru ve yanlış olarak değerlendirildiğinde tablonun son hali aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Evet Kibele Urartuların en büyük toprak ve bereket tanrıçasıdır. Hayır bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Çünkü Kibele Urartuların e, en büyük toprak ve bereket tanrıçası değil. Firiklerin en büyük toprak ve bereket tanrıçasıdır. Anadolu halkı yazıyı Asurlardan öğrenmiştir. Ve evet, ticaret sayesinde Asurlar e, Mezopotamya'dan Anadolu'ya yazıyı taşımışlardır. Firikler Efes Antik kentini inşa etmişlerdir. Bu ifade de yanlış. Efes Antik kenti İyonlara aittir. Doğru yanlış doğru yanlış tabii ki de D seçeneğimiz de doğru olarak verilmiş ve cevabımız D. Evet arkadaşlar böylelikle bugün çalışmamızın da burada sonuna gelmiş olduk. Umarım size faydalı faydalı ve güzel bir video olmuştur. Dinamo Soru Bankası'nda çözeceğiniz sorularla çok güzel bir şekilde öğrenmenizi pekiştirebilirsiniz. Bunu da son kez söyledikten sonra ödülü sorumuzla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Müzik